Evet selamünaleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Türkiye, Filistin Mahmut Abbas. Mahmut Abbas Türkiye'yi resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Mahmut Abbas Türkiye Filistin ilişkileri ve Türkiye İsrail ilişkilerindeki yeni normalleşmeler hakkında görüş, fikir alışverişinde bulunuldu. Şimdi sevgili dostlar Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Filistin'e bakış açımız değişmedi. Filistin Türkiye ilişkileri ilerlemeye, gelişmeye devam edecektir. Bizim Filistin davamız geri durmayacaktır. İsrail ile normalleşmemiz Filistin'le ilişkilerimizi engellemeyecektir dedi. Şimdi burada bu hamleler yapılıyor ama burada Filistin apar topar Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Bizim Kudüs davamız, Mescid Aksa davamız devam ediyor. Ama Filistin'de Mahmut Abbas yönetiminin de aklını başına alması gerekiyor mu? gerekiyor. Mahmut Abbas'ın Azerbaycan Karabağ'ına ettiği lafları biliyoruz. Ne diyordu? Karabağ Ermenistan'ın topraklarıdır diyordu. Azerbaycan orada işgalcidir diyen bir kafa. Umarım Filistin halkı bu Mahmut Abbas kafasındaki siyasileri, yöneticileri şutlar yerine hakikaten Türkiye ile gerçek müttefik dost ilişkileri kuran, Türkiye'nin destek çıktığı ülkelere destek çıkan Azerbaycan gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi buralarda destekleyen bir Filistin yönetimi inşallah Gelir. En son bu Mahmud Abbas Rumları koşa koşa ziyarete gitmişti. Hepsi yazılıyor. İsrail demişken İsrail'den bir garip Türkiye paylaşımı. Hani İsrailler seviniyorlar, çok mutlular. Arkada karikatürü görüyorsunuz. İsrail bürgeçiliği paylaşımı yapıyor ve altına şu notu düşüyor. Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşiyor, yenileniyor. Bölgede istikrar daha da güçlenecektir. Ve tüm bölgeyi tehdit eden İran yapayalnız kaldı diyor. İsrail ve orada Türkiye İsrail hala çeken bir karikatür Hamaney bağırıyor yalnızız yapayalnızız. İran'ın dini lideri Hamaney'i temsil eden o karikatürde aynen şunu söylüyor Ali havuzuyla kala kaldı. Yani orada bu yapayalnız kalmanın bir atasözü. İran, İsrail, Amerika, Ruslar, bölge, Türkiye, yeni denklemler, yeni stratejiler, yeni hamleler. İsrail bakalım böyle diyor. İlerleyen günlerde ne olacak? Ne bitecek? Takibe devam. Çünkü güvenmiyoruz, güvenmiyoruz. Şimdi geçiyorum. Almanya, Türkiye, Adana bir garip haber. Ne oluyor? 2013 yılında Almanya'da doğan ismi de Jones olan leylek takip ediliyor. Sinyali takip ediliyor. Bu leylek Türkiye'ye Adana üzerine geldiğinde sinyal kesiliyor. Kendisinden haber alınamıyor. Bir dakika. Ne oldu? Leylekten sinyal yok. Leyleğin üzerinde GPS cihazı var. Bu yaklaşık 10 yıldır takip ediliyor Ama gazara Türkiye Adana üzerine geldiğinde sinyal kopuyor. Kendisinden haber yok. Geçmiş olsun Hans, geçmiş olsun. Almanya o artık bir tavuk döner. <laughs> Şaka bir yana sevgili dostlar, şimdi bu Leyla'nın ne olduğu merak ediliyor. Arkada haritayı, fotoğrafı görüyorsunuz. İddialar o ki ya korallara takıldı hani sinyal kesicilerle beraber sinyali geçici olarak koptu. Çünkü Suriye, Türkiye gerilimler, çok fazla elektronik harp, çok fazla sinyal kesiciler bulunuyor. Biraz ilerleyen günlerde Adana bölgesine çıktığında sinyal tekrardan geri gelecektir iddiası var. O bir taraftan ise başka kurallar... O artık bir döner mi yoksa tekrardan Almanya'ya doğru uçacak mı? Takibe devam. Kardeşler buluşmaya devam ediyor. Tokayev, Kazakistan Başkanı Tokayev can kardeş Azerbaycan'da arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Şimdi sevgili dostlar hatırlayın geçtiğimiz haftalarda Rusya Kazakistan'a baskı üstüne baskı uyguluyordu. Niye ki? Çünkü Kazakistan Türkiye önderliğinde Türk Birliği, Türk Devletler Teşkilatındaki gücünü arttırıyordu. Türkiye ile beraber daha çok yürümek istiyordu. Türk Birliği oluşuyor. Rusya'nın buna cevabı çok sertti ve Kazakistan'ın Rusya üzerinden yıllardır Avrupa'ya sattığı petrolü kestiydi. Kazakistan artık petrolünü Rusya üzerinden Avrupa'ya satamıyor ve Kazakistan Başkanı Tokayev yaptığı açıklamada Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya petrol satışına devam edeceğiz demişti. Bu çok önemli bir çıkıştı. Alternatif değil, net, esas olan yer bizimle beraber yürümesi gereken bir Kazakistan ve bu hamle Geldiydi. Her şerden bir hayır duvar derler ya. Rusya petrolü kesti ama Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye müttefikliği ilişkileri daha da yukarılara çıkacak Allah'ın izniyle. Azerbaycan, Kazakistan yeni antlaşmalar, yeni imzalar. Türk Devletler Teşkilatı her geçen gün daha da güçleniyor Türkiye'nin derliğinde. Geçiyorum Avrupa basınına. Avrupa basınına manşetler aynı şu şekilde sevgili dostlar. Özellikle Yunan basını bunu işliyor. Ne diyorlar? Batı terk ediyor. Nereyi? Batı Ukrayna'yı sessiz sedasız terk ediyor. Çünkü batıda yükselen enflasyon, batıda yükselen tüm bu malzemelerde ihtiyaç gıda malzemelerindeki yükselişin Ukrayna çok büyük sebep. Batı tükeniyor, Avrupa tükeniyor, Ukraynalı mülteciler Avrupa'ya akın ediyor ve yaklaşan kışta bir taraftan gazın, petrolün kesilmesi Rusya tarafından o bir taraftan gaz ihtiyacını çünkü bu kışta büyük ama büyük oranda gaz açığı olacak Avrupa'da. Bunu nasıl gidereceğiz? Mahvolacağız. Onun için yavaş yavaş Ukrayna'dan uzaklaşalım diyor. Avrupa ve uzaklaşıyor da. Avrupa bahara hazırlanıyor. E biraz da bahar onlara gelsin canım. Yunan demişken Yunanistan Türkiye NATO gerilimler F16 savaş yeti gerilimleri. Dün Yunan F16'ları Türk F16'larına NATO görevi esnasında kilit attı. Bu atılan kilit esasen Yunan'ın ne kadar cazgır ve Yunan'ın ne kadar tahrikkar ve Yunan'ın ne kadar yeni bir savaş meraklısı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yunan esasen burada abilerine güvenerekten bu hamleleri yapıyor. Türkiye bu noktada Aynen karşılığı verdi ve Türk F-16'larda Yunan F-16'larına kilit ataraktan bölgeden uzaklaştırdı. Ne olmuştu? Dün NATO B-2 bombardıman uçağı görev gücü kol gücü olaraktan Akdeniz, Doğu Akdeniz, oradan Ege Denizi üzerinden, Adalar Denizi üzerinden uçup görev faaliyeti icra ediyordu. Bu görev faaliyeti icra ederken B-2 bombardıman uçağına Türk savaş jetleri de eşlik ediyor. Ne oldu? Kerpe Adası üzerlerine, Rodos Adası üzerlerine geldiğinde B-52 etrafında bulunan Türk savaş jetlerine Yunan savaş jetleri anında kilit atıyor. Ve diyor ki bu adalar Yunan adalarıdır. Kerpe, Rodos bu bölgeler bizim hava sahamızdır. Bizim hava sahamızda Türk jetleri uçamaz. Eee? Evet sevgili dostlar biletlerini keseceğiz. Onlara vakti geldiğinde öyle bir kilit atacağız ki kör düğüm olacaklar. Yedi sülalesi gelse o kilidi açamayacak zirtaki kafaların. Kerpe, Rodos, Midilli, 12 adalar, adalar. Oralar Yunan'ınmış. Yunan'ınmış. Hoşt! Nah sizin oralar. Oralar Türk adası. Ve elbet ama elbet o adalarımızı geri alacağız inşallah. Yunan sen bu cazgırlığında biz sana cazgır cazgır sirtak oynatacağız. Sen şımar, şımarmaya devam et. Türk devleti sessiz durur, sabreder, ölü taklidi yapar ama vakti ve zamanı geldiğinde alayınızın defesinde nasıl bindiysek tarihte yine bineceğiz. Yine etekleri tutuşa tutuşa koşturacaksınız Atina'ya. Orada da rahat etmezsiniz. Paris'e kadar koşun. Kamyoncular, çorum kamyoncuları. Atina sizindir. Adalarımızda da gayetçilerimiz yeter. Papçı gençliği avcılarımız yeter. Ayrıca bu fır hattı neymiş? Bakın bir taraf Atina fır hattı sözde. Diğer taraf Cücük Kıbrıs Rumlarının fır hattı sözde. E Türkiye'nin fır hattı uçakların uçması için radar kontrol hattı yok. Olturmuşlar bölgeyi paylaşmışlar. Bir tarafta Zirtakiler diğer tarafta Cücük Kıbrıs Rumları Türkiye'ye. Türkiye hiçbir şey kalmamış. Koca alanı onlar yönetecek. Hava sahasını yönetirsiniz yönetirsiniz. Bekleyin yönettireceğiz size. Oralar bizimdir. Oralar mavi vatan nasıl bizimse gök vatan da bizimdir. Ey palikarya ne denizinizi ne havanızı ne karanızı tanımıyoruz ulan. Tanımıyoruz. Bizim olanı elbet alacağız inşallah. Ve dahi alıyoruz da. Rusya ve Suriye'den Türkiye'ye peşi sıra tehditler, yeni harekat tehditleri. Türk ordusu harekat yapamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Tehditleri peşi sıra geldi. Ne oluyor? Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Esad'ın Şam yönetiminin dışişleri bakanıyla Faysal'la yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamalar. Bir tarafta Lavrov diyor ki, Türkiye biz müsaade etmiyoruz. Suriye'de yeni harekatlar yapamaz. Bu bölgede yeni bir değişim ve yeni bir farklılık senaryosu getirecektir. Allah Allah ne getirecekmiş ola ki onların istediği olmayacak onu ima ediyor diğer taraftan Faysal. Esad'ın Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada adeta ne ulan size ulan sizin var ya alayınızın tepesinde kahveyi Türk kahvesini pişirmezsek dedirtiyor. Faysal yaptığı açıklamada Türkiye bir terör devletidir ve bizler bunlara güvenmiyoruz. Bunlar bize güven vermez. Afrin'den, İdlib'den, Elbap'tan, Cerablus'tan, Telapyat'tan, Resulayn'dan buralardan çıksın. Ee, ondan sonra bakarız. Bakarsın bakarsın. Biz sana baktıracağız. Bunlar iyilikten anlamaz. Bunlar güzellikten anlamaz. Hani o bir masa kurmuştuk ya, ayrıca bir siyasi masa. Gel bakalım. Ey Esat, otur bakalım. Güzellikten bizim isteklerimizi ver. Ama diğer tarafta harikat masası duruyor demiştim. Ve evet. Bu diplomasi masası yerle bir. Harekat, harikat yapılacak. Onların depesinde onların istedikleri verilecek. Mamtıpalar, mamcıbalar. Bu mayın eşekleri anca ye ye anlarlar mamtıpaları. Bu Türkiye, Rusya, İran arasındaki görüşme masasının tamamen darmadağın olduğunu ve bu kahraman daim muzaffer Türk ordusunun ezip geçeceğinin bir işareti. Bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Türk'ü bekliyorlar. Geleceğiz. İlk olarak İHA'larımız, SİHA'larımız ortalığı dümdüz edecek böyle cincik gibi yapacak. Ondan sonra, ondan sonrası yak. Allah ne verdiyse. Yara! Siyalar demişken İran'dan devasa bir SİHA tatbikatı duyurusu geldi. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. İran resmi haber ajansı paylaştığı haberde İranlı generaller büyük dev bir SİHA tatbikatına hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde ısınacak olan ortama hazırlık tatbikatıymış. Neresi ısınacak acaba? E, neresi ısınacağını birileri çok iyi anladı. Pers biliyor, Moskov da biliyor. Johnny, Johnny dünden biliyor. Geliyoruz. Persler İHA'lar ile SİHA'lar ile dev bir tatbikat yaparaktan bize gövde gösterisi yapmaya sanıyorlar. Mesaj verecekler. Türkler sizin İHA'nı SİHA'nız var da bizim yok mu? Diyecekler. <laughs> olsun. Olsun bakalım. Sen İHA'nı SİHA'nı kaldır. Biz de koralımızı kaldırınca bakalım kiminki kiminkini yere çağacak. Çağılacaksınız. Korallar bir taraftan. Sancaklar diğer taraftan. Ondan sonra... Ve Libya'da savaş yeniden başlıyor mu dedirtecek haberler. Mismari. Hafter'in generali sözcüsü Mismari yaptığı açıklamada Trablus'a yeni bir harekatın başlaması için çalışmalar hazırlıklar başladı dedi. E? La Mismari? La Tapos Neredesin sen? Özlettin kendini. Mismari biliyorsunuz zamanında çok anlatıyordum size Libya'nın bu harekette olduğu zamanlarda. Hafter'in sağ kolu tüm general. General sözde. <laughs> Cücük. Mismari Fethi Başa, yandan çarklı paralel başbakan Fethi Başa'nın Trablus'ta hükümetin başına geçmesi için Trablus'u düşürmeleri gerektiğini ve bunun için hazırlıklara başladığını duyurdu. Bu mismari hatırlayın geçtiğimiz senelerde yine Trablus'a sıfır saati harekatı başlatmıştı Hafter. Eee bu da ordunun başındaki mismari yaptığı açıklamada Trablus'a güçlerimiz girecek ama bir tane Türk topçusu var onu aşamıyoruz. Onu aşamadığımız için ordularımız Trablus'a giremiyor demişti. Açın o günkü basını okuyun ben zaten anlatmıştım video videolarda bir tane Türk topçusu tek bir tane hani 10 tane 100 tane 1000 tane değil bir tane Türk topçusunu geçemiyoruz demişti. Vay senin vay. Ulan Zırtapoz o gün bir tane Türk topçusunu aşamadın. O kahraman büyük Zort ordularında. Şimdi nasıl aşacaksın? Gel bakalım. O zaman bir tane de topçu şimdi Şimdi kaç tane neyimiz var neyimiz yok. Oturun bir hesaplayın bakalım. Sizi şebelekler sizi. Topunuzu topçularımız hoplatacak. Aynı anda tüm cepheler tekrardan açılıyor gibi Rusya, Türkiye ile Suriye masasında görüş, uzlaşma sağlanmadı. Açıklamalardan yapılan hareketlerden belli oluyor ve bu noktada bir taraftan Suriye, bir taraftan Libya, diğer taraftan Karabağ'da birçok bölgede tekrardan Rusya'ya karşı hamleler, cepheler açılıyor mu? Türk devlet haklı hamlelerini yapıyor. Türk devlet haklı onların attığı oyunlarını tek tek bozuyor. Bozacağız da. Çünkü Bizler binlerce yıldır dünyaya adalet ve nizamı getirmiş aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız. Geçmişimiz parlak, geleceğimiz de parlak Allah'ın izniyle. Her daim dediğim gibi asla amasla hüzünlenmeyin. Daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızılma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.